Merhaba arkadaşlar. Antalya, Türkiye'den sizlere sevgi ve saygılarımla yaptığım cihazın test videosunu çekeceğim ve beraber ne çalıştığını, nasıl çalıştığını, ne yaptığını sizlere anlatacağım. Bu cihaz on-grid invertörlere bağlanacak ve şurada gördüğünüz rüzgar türbini alternatör. Yani bunu kanatla yukarıda çatıda rüzgarla elektrik ürettiğini düşünün. Bu alternatördür. Bu rüzgardan aşağı yukarı 250-300 volt, hatta 400 volt dahi enerji üretebilir. Tabii bunun programını nasıl yapacağız? Buradaki gördüğünüz ENDA cihazla yapacağız. Şimdi bu yukarıda dönüyor, hızlı hızlı dönüyor. 100 volt üretiyor veya 50 volt üretiyor. O 50 voltu on-grid invertöre giriyoruz. On-grid invertör şebeke olarak 220'ye çevirip 50 Hz'e çevirip bizlere kullanıma sunuyor. Dolayısıyla tasarruf etmiş oluyoruz. Bedava enerji kullanmış oluyoruz. Nasıl oluyor? Onları size bir bir anlatacağım. Bu yukarıda türbin. Öyle düşünün. Ben şimdi masa üstünde test ettiğim için bir başka motorla, şöyle gördüğünüz sürücüyle döndüreceğim. Ve devir kontrollü tabii ki o. Ve siz de burada voltu göreceksiniz. Ve aynı zamanda manuel el fren sistemi de vardır tehlikelere karşı. Aynı zamanda tabii şebeke olduğu için bunu şebekeye bağlamak zorundasınız. Bakın burada enerji gitti. Yani şebekeden kontrollü olmuş oluyor. Bakın şimdi devreye girdi. Şimdi dolayısıyla önce yukarıdan, yani alternatörden gelen, şu alternatör yukarıdan gelen rüzgar türbinimiz. Bunu tabii aynı zamanda su türbini olarak da kullanabilirsiniz. Onu da özellikle belirteyim. Şimdi biz rüzgardan bahsedelim. Rüzgardan gelen, yani rüzgar alternatöründen, türbinden gelen 3 fazı. Burada gördüğünüz gibi etiketimizde vardır. Fazları bağlıyoruz. Sırası fark etmez. Ve şuradan da artı eksi, bakın ben buralara yazdım. Artı eksi çıkışımız var. Bunu da nereye bağlayacağız? On-grid invertöre bağlayacağız. Ben bu şekilde yazdım. Şimdi tabii on-grid invertörü bağlantı yapamayacağım için, elimde olmadığı için ben size voltajı nasıl gösterdiğini şöyle iki tane 220 volt ampulü, halojen ampulleri seri bağladım. Ve bu seri bağladığım ampuller yanıyor ama bunları siz enerji olarak on-grid'e ve şebekeye basıldığını düşüneceksiniz. Size göstermek için o ampullerle test ediyorum. Ayrıca bu fren yaptığı zaman, çok yüksek devirlerde döndüğü zaman, tabi bunu program yapacağım ben, daha doğrusu yaptım. 250 ile 280 arası program yaptım. Yani 250 voltta, pardon, 280 voltta fren yap, 250 devirde de başla, 250 voltta da başla diyorum. Tabi 280 devirde freni nasıl yapacak? Kazık fren olarak yapmayacak. Tabi şimdi burada kayış sesini de duyacaksınız. 280 volta gelince devreyi bırakacak. Yani daha doğrusu on-grid invertöre enerji vermeyi kesecek. Nereye verecek enerjiyi, fazla enerjiyi? Şöyle gördüğünüz, ben bir tane Schoppen rezistansı bağladım. Bu 7,5 kilovattır. Böyle bir suyun içerisine, kavanoz içerisine, tam buna dokunmayacaksınız ve tam suyun içine girmeyecek. Tehlikeli olur. Bu şekilde de fazla enerjiyi suyu ısıtmış gibi olacaksınız. Şimdi ben çalıştırmaya başlayacağım. Nasıl fren yaptığını, kaç volta kadar geldiğini göreceksiniz. Şimdi ben çalıştırıyorum. Eğer bana sorularınız olursa şurada yazdım. Telefon numaram ve WhatsApp olarak bana yorumlarda da veya sorularınız da olursa yardımcı olurum. Şimdi çalıştırıyorum. Devir kontrollü. Yani bunu rüzgarda döndüğünü siz düşünün. Bakın. Şu anda enerji nereye basmaya başladı? On-grid invertöre. Bunu da evimizde, iş yerimizde şu anda kullanmaya başladık. Kaç volt üretiyor? 161. Şimdi örneğin manuel olarak durutmak istiyoruz. Bakın. Kayış sesini niye duyuyorsunuz? Bu motor olduğu için bunu zorla çeviriyor. Rüzgar da olsa bu duracaktır. Evet, size onu göstermiş oldum. Şimdi ben biraz fazlalaştırıyorum. Bunu 250-280 volt olarak ayarlamıştım. Bakın,
ışık şiddeti fazlalaştı ve fren yaptı. Fren yaptığı zaman bu enerji üretiyor ve buraya veriyor şu anda. Bu iç kablo enerjiyi veriyor. Bakın. Şu devirde aşağı yukarı 800-900 devir civarında. Tabii ben biraz düşüreyim. Aşağı yukarı 800-900 devirde 280 voltu veriyor. Tabi bu 280 volt 2 kW gücündedir bu. Şimdi şöyle bakarsanız fren yaptığı zaman, daha doğrusu fren demeyeceğim buna. Yani enerjiyi 10 gridden kesip suya verdiği voltajı. Ben biraz daha deviri ampullerin yandığında görüyorsunuz. Bu ampulleri ben tabi 280 voltta bu ampuller patlayacağı için ikisini seri bağladım. Bakın şimdi 280 volta gelince ben biraz daha hızlandırıyorum. 260 volta. Ben bu parametreleri istediğim gibi 500 volta kadar ayarlayabilme şansım var. Evet, sistemimiz budur. Anlayamadığınız bir konu olursa yine sizlere yardımcı olurum. Evet, 10 grid yani aküsüz direkt 10 grid sistemlere enerji veren bir kutu yaptık. Sizlere de başarılar dilerim. Hoşça kalın.